Şimdi babuşlar, babuştu save'ine devam ediyoruz. Oyun o kadar tatlı ve hızlı ilerliyor ki, az önce anlattığım meseleye gelecek olursak, çok tatlı ve hızlı ilerliyor. Çünkü bak, cebimde param var, sırtımda zırhım var, silahımı falan aldım. Hani bu babuştu save'inin olayı ne diye soracak olursan, burada biraz daha barbar takılacağız. Hani elimize baltamızı alacağız, vuracağız, adamın kafayı yaracağız falan, böyle daha barbarımsa takılacağım. Ve köy yağmalamak falan istemiyorum bu sefer yani. Direkt savaş odaklı. Ve Sadık reis fenasın, başa belasın, iyi hafta sonları, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Şey, bir saniye. Benim bir şey yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Gölge kalitesi yüksekte kalabilir. Önemli değil. Çimen yoğunluğu. Kapa şu çimen yoğunluğunu. Ağaç seyrelme mesafesini falan da kapa. Bunu şeyden dolayı kapatıyorum. Bugün turbo alamadım. Şey yapamadım yani, alamadım herhangi bir şekilde turboyu. Turbo alamadığımdan dolayı da herhangi bir not falan bir şey yok. Tüh, o kötü oldu. Turbo alamadığımdan dolayı sıkıntıdayım abi. Yani bitrate'i çok fazla veremiyorum. Etrafta çayır çimen çok olursa böyle piksel piksel Anadolu spor olur. Hı-hı. Kesinlikle insanların gözlerine yazık. Şimdi ben kaleye girip birazcık acaba nordlara mı yanlasam ya? Bir yalakalık mı yapsak, yoksa böyle bir etrafta haydutları falan pataklayıp, özellikle deniz yağmacılarını bak. Deniz yağmacılarının elinde çok tatlı para oluyor. 12 nord savaşçısı. Varsa şekliniz kavgaya bekleriz lan, hayırdır? Gel bakalım buraya. Dur, at üstünde, ata at kapışılır. At üzerinden in bir bakayım. Beyler, bir beni takip edin. Nereye gidiyorsunuz ya? Bunlar bizim ifademizi alır mı acaba? Hiç bilmiyorum var ya. Ama en azından zırhları ve paraları falan var. Şu yürüyüş efsane değil mi ya? Balta omuzunda, kılıç omuzda olunca çok çok daha tatlı duruyor. Kılıç omuzdayken çok daha tatlı duruyor. Şey gibi, böyle Berserk animesindeki gibi. Oy. Aman. Hocam. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Aa, yedik. Yarıldı kafası. Yatın aşağı. Yatın aşağı. Gel. Gel gel. Ver o kafanı. Ver o tatlı kafanı. Tam herkes hücumlayabilir. Bizim çocukları deliyor bunlar. Lan var ya, ben olmasam haliniz vahim ha. Ben olmasam haliniz vahim. Bak, sayımızın az olması da iyi. Zırh düşer abi. Adamların yarısını benim kesmem dışında hiçbir sorun yok sanırım ya. Selen, tek bir hatun var, o da Ymir ya. Ölmediyse sana göstereyim, onu da anime karakterlerindeki gibi çizmişler. Şu eşya havuzuna bir girsene. 36'ya 11. Tamam. Bu yedek zırhı alırım. 33. İşe yarar. 30, 16. Bunları satarız ya. Bunları satarız. 37'ye 10, 36'ya 11. Yani. Bak, nasıl göstereceğim ben onu sana? Ymir ya böyle... kampa girip orduyla konuşma seçeneği var mı? Yok galiba. Tam anime karakterlerindeki gibi. Dur, bir şehre girelim de göstereyim sana onu. Birazcık şey çizmişler böyle. Daha nasıl diyeyim? Bebeksi suratları var. Şu ikisi kalsın, bu ikisini giyeceğiz ilerleyen vakitlerde. 251 mi? Oğlum, onlar koskoca Nord savaşçılarıydı ya. Evet arkadaşlar, ekmek çokomel ilişkisine gireceğiz birazdan. Borçlu çıktım. Güzel. Fark etmez. Hana bir girelim. Bodyguard'la girilmiyor muydu hana? Nerede Ymir ya? Ya da standart hatun karakterler üzerinden göstereyim diyeceğim de nasıl göstereceğim? Bana doğru dönme. Bak, güzatları daha şey nasıl denir?
Yüz hatları falan daha bir şey böyle. Kadınsı. Öteki erkek peruk takmış gibi değil. Ama korumayla beraber giriyorduk sanki buralara. Köle taciri Ramon. Ulan sen az kazıkçı değilsin ha. Gezgin. Gezgini mezgini salla abi. Tamam. Buradan neyi öğrendik? Buradan şunu öğrendik. Talimli Nord Yayası'nı Nord Savaşçısı yap. Nord Acemilerini de. Birazını şey. Geri kalanlarını avcı. Hasta olduğundan göremedik galiba. Ymiria'ya bir ekipman verelim şöyle. Kafalığı takamıyor. Artı 7 güç istiyor. Bizimkinde artı 6 güç var. Bunu da giyemiyor. Bu da 7 güç istiyor. O zaman bunduğa verelim ekipmanları madem. Ne yapalım? Bunduğa gidecek. Ve Sadık Reis, inşallah seni daha iyi yerlerde göreceğiz. İnanıyorum ki izlenme 20 bin 30 bin olacak demiş. İnşallah. Hayırlısı. Hayırlısı Sadık. Çok teşekkür ederim. Ve Sami Fırat'ta bu modda hatırladığım kadınlar savaşta olduğu zaman askerlerinle oynayabiliyorsun. Şey, kadınlar savaşta olduğu ne alaka ya? Ay. Benim kafa bir gitti. Evet evet, öldüğün zaman askerlerine geçebiliyorsun. İster kendi şeylerine, ister kendi yardakçılarına, ister diğerlerine geçiş yapabiliyorsun, evet. Güzel. Bunduğa da bir üst baş vermiş olduk. Bunduk sen daha önde dur. Ymiria, bu ekipman seninkinden iyi mi? 27'ye 10, 27'ye 10. İyi, yedek olarak dursun. Yedek olarak dursun. Yeni bir elemanı alırsak işimize yarar. Geceleri çok karanlık oluyor ya. Ben şöyle bir Sargot şehrine doğru gideyim. Arada köylere falan doğrayalım. Turnuva yok mu turnuva ya? Vayagir ve Nord barış anlaşması imzaladı. Haydutlar köyü ele geçirmiş. Canım ne kadar? %100. Açar mıyız bu köyü? Açarız be. Puanı özellikle bekletiyordum. Çevikliği arttırdıktan sonra silah ustası, kalkan, atletizm falan hepsine birinden yöneleceğim. Bilerek bekletiyordum. Alert birisinde bozuk bak. Sadık nereden donate gönderiyorsa Sadık'ın gönderdiği donate çalışıyor. Ama diğerindeki çalışmıyor. Birisi bozulmuş da hangisinin bozulduğunu bilmiyorum. Şu köyü bir haydutlardan kurtarmayı deneyelim. Herkes bir burada beklesin. Herkes bir burada beklesin. Bekle. Umarım bunların alayı okçu değildir ya, bu çarların alayı. Elemanlar nereden geliyor ki? Tamam, alayı okçu değil. Alayı okçu değil ama okçu var. Sırtım dönük, kalkanım var. Sıkıntı yok. Sırtım dönük ama kalkanım var. Piyadeler daha öne. Piyadeler daha öne. Okçular daha tepeye. Ora çok mu tepe oldu acaba? Okçular tepeden sıkar ya. Bunlar okçu galiba. Nasıl koşuyor? Bu modda çifter silah kullanması çok eğlenceli be. Vallahi çok eğlenceli. Kendimi şu an animelerdeki gibi epik hissediyorum ya. Onu indirirsiniz artık be. Okçuları mevzilendirmeye falan gerek yokmuş demek ki. Adamların üzerine gittiğimizde alabiliyoruz. Sadık'la da ekrana çıkmadı. O da bozuk. Peki. Yok, ödül sizde kalsın. Bana adam verin. Bir tane mi verdiniz? Ne yapalım? Adam kese kese kasacağız biz de paramızı. Dur bir alerti düzeltmeyi deneyeyim. John efendi bana bir bağış göndersin. John'un düzenli olarak vergi... geliyor ekrana. Geliyor. Ve Sadık Reis, inşallah seni daha iyi yerlerde göreceğiz. İnanıyorum ki izlenme 20-30 bin olacak demiş. Tekrardan göndermiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sadık. Kesene bol bereket, sağ olasın. Ya demek ki geliyor. Öncekiler çıkmadı. Bilmiyorum ki hacı, drop mu yiyoruz, ne yapıyoruz yani, niye çıkmıyor inan bilmiyorum. Ya bizim adam sayımız falan iyi de bize kısa vadede böyle para kazandıracak işler lazım.
ticaret yapabiliriz misal. Birazcık adam sayımızı falan arttıralım. Kendimizi korumayı öğrenelim. Ticaret yapalım abi. Sermayemiz de var. Şunları bir North savaşçısına çevir. Bunlar talimli North yayası. Ver ver biraz daha avcı ver. Sermayemiz 3700 ama. Sermaye yeterince yok. Ben hiçbir yerle böyle muhatap değilim. Nereden böyle item alınır verilir? Nerede ne satılır? Birine mi yürüyeyim? Kaçaklar ordusu. Yo 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 yo. O 30 Nord okçusu beni tutarsa ben mahvolurum. İyi iyi. Şundan kaçsın en azından. Swadia kralının oradan kaçsın. Nereden kimi alır kimi veririz ya? Ymiria'yı bana ayarla. No. Lordların görevlerini falan yapalım diyeceğim. Şehir görevleri ya. En temizi şehir görevleri abi. En temizi şehir görevleri. Hay yatırım yapalım diyeceğim de neyin değerlenip neyin değerlenmeyeceğini de bilmiyorum ki. Aa direkt Lonca Başkanı ile görüşme seçeneği varmış. Allah'ım şükür. Oradan oraya gitme görevi bitti. Hacı görevin var mı? Kaçaklar tarafından saldırıya uğramış. Kaçakları takip et. Kasaba tüccarlarının haydutun eşkalini almış. Kellesine ödül koymuş falan filan. Tamam. Şimdi benim takip etmem gereken haydutlar gece vakti mi ortaya çıkaracaklar? Ortaya çıkacaklar. Dur bakalım. Şöyle bir oyuna full fokus odaklanalım. Gece ortaya çıkarlar herhalde. Ben hiç etrafta haydut görmedim. Adamları... Aha Ymiria level aldı sonunda ya. Şu kızcağıza bir zırh falan verelim. Adamların hangisi olduğunu ve kimi takip etmem gerektiğini nereden bulacağım? Gidip iz süreceğiz. Anladım, anladım, anladım. Anladım. Biraz daha piyade versen bana. Biraz daha piyade ver. Şimdi Ymiria'ya bir gelelim. Ymiria yeteneklerinden bahset bana. Şu bir gücü ver. Allah rızası için bir gücü ver. Sonra sana zeka vereceğiz. İlk yardım becerisi, yara bakımı, cerrahlık. Onlara odaklanacağız. Teker silah hünerin şimdilik bir artsın. Bir de ekipmanlarından bahset bana. Şu zırhı bir giy artık kafalık zırhını. Artı 38 çok iyi. Takviyeleri de dursun şimdilik. Haydutları takip et. Sargot şehri civarında seyyahlara saldıran kaçaklarla ilgilenmen gerekiyor. Onları bulup bozguna uğrat ve şehre dönüp rapor ver. Sargot şehrinin etrafında diyor kanka. Kim bilir nerede? Ne kadar etrafında? Kontrol T açsam 2 dakika. Kontrol T açıldı mı? Hileler kapalı. Oo. Harbi hileler kapalı. Evet. Chat ne yapmamız gerekiyor şu an? Adamların izini bulup takip et falan dedi de. Nereden kimin izini bulup takip edeceğim ben? Devriyeler falan var. Buralarda isteseler de yaşayamazlar ki. Biz sanki Vrecek köyünün oraları falan mı dedi? Sargot'la şu Vrecek şehri arası. Sanki ben orayı bir okudum diyalogda ya. İsmiralla Kalesi'nin Vayagir'de olması iyi değil ya. Köylerin orada bir yerde mi? Ben bu görevi yapamayacağım sanırım. Ha dur. Dur 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 dur. Birilerini gördüğüme yemin edebilirim. Birilerini gördüm gibi oldum sanki. Vrecek'in oraya da geldik. Sadece köylüler var burada. Şu görevin nasıl yapılacağını bilen yok mu ya? En ucuz tuz Vrecek şehrinde. Bir kedi gördüm sanki. Teşekkür ederim bu arada Express Rena tekrardan. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Evet 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 yoldaşlarımı ben de o şekilde geliştirmeyi planlıyorum. Şu görevin nasıl yapılacağını bilen yok mu ya? Hiç mi yok aramızda? Bu haydutları bulup takip et diyor. Yani adamlar Vrecek şehrine giderken saldırıya uğradıklarını söylüyorlar ama... Geziniyorum ortalıkta ne haydut görüyorum ne başka bir şey görüyorum. Şurada bir şeyler gördüm. Bunlar köylü çiftçi. Vallahi Tweety'ye döneceğiz herhalde. Burada bir kedi gördüm, orada bir kedi gördüm. Aa bu kaçaklar ordusu onlar.
O ordu bu ordu mu acaba? O ordu bu ordu mu? Ve Sadık, seni elimden geldiği kadar destekliyorum çünkü hak ediyorsun demiş. Çok çok teşekkür ederim desteğin için. Sadık sağ olasın. Vallahi çok teşekkür ederim, eyvallah. Yani umarım verdiğin değere layık olabiliyorumdur. Bu okçular biz onların üzerine gidene kadar bizi harcayacaklar değil mi? Ve çuval niyetine şey yapacaklar bizi, deşip dağıtacaklar. Adamların üzerlerine gidip dikkatlerini dağıtmayı denesem. Aa bak benim fırlatma baltam var. Bu seride ok kullanmayacağım abi. Paso balta. Avradına atladıklarım. Evet iyi denemeydi bence. Bence iyi denemeydi abi. En azından ben korkuttuğumu düşünüyorum. Abi çok korkuyorum abi. Abi her an hastanelik olabilirim abi. Dur! At! At nereye takıldın? Koca taşı görememişiz. Ya sen sık bana, sık 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 sık. Au. Aha geliyor 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 geliyor, bak baba yiğitler geliyor benim oradan. Baba yiğitler geliyor. Oh oh oh! At! Siper ol bana! Hadi bakayım bizim çocuklar geldi. Ne oldu oğlum? Yatın aşağı. Yatacaksın mı aşağı? Yat aşağı. Yat aşağı. Dur 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 dur. Au! Kardeş. Bir benden bir de ölümden kaçış yok biliyor musun? Sen sabahtır bana baltasa vurup duruyorsun. Ah diye bir ses geldiğine göre ıhı diye. Lan onun bir yerinizde durun lan. Atletizmim o kadar yok. Bütün adamları biz kestik arkadaş. Ellerime kramp girdi. Bu ne ya? Kesinlikle bu çara atletizm basmak zorundayız bu arada. Yani aksi takdirde savaşlarda biteriz ya. Ve Samuray Arda. Babuş adamsın ama sana sürekli söven ve moralini bozan kitle adam değil. Çünkü onlar orangutan. Onları savunamayacağım. Ağzına sağlık Arda. Teşekkür ederim. Ben daha onun milyon katını sövüyorum. Sen merak etme yiğidim. Sen merak etme. İçim soğuk. Hiçbir şey içimde kalmıyor yani. Onun 10 katını yiyor onlar. Ve Sami Fırat. Kadarıyla yazdım ben orada. Kadınlarla değil reis, yanlış anlama. Yo yo biliyorum biliyorum. Hatırladığım kadarıyla dedin. Onu ben yanlış okudum Sami. Sıkıntı yok. Estağfurullah. Niye yanlış anlayayım? Ver kervan muhafızını ver. Nord okçusunu ver. Beleş iş gücü abi. Severiz. Severiz. Bak buradan 7 Nord okçusu çıktı. Nord savaşçısı. Nord yayası. Atlıları ileride insanların üzerine bir salarız şöyle. Paralarını da öderiz. Eşya havuzuna bir gir bakayım. 35'e 9. Ver şu pelerini. Çok güzel. Ver şu pelerini. Pelerini de giyer. Bu geri kalanlarını da satarız abi. Bunlar çift el bartalar. 37 savurmalı. Çentilmiş çift elli balta, ağır balta. Silah 20 90, bunun silah 20 kaç? 96. Hız 96, hız 92. Balta değiştirelim bir tur ya. Belki ilerleyen vadelerde tekrar şey yaparız. Şu 35'e 9'luğu Ymiria'ya vereceğim bu arada. Geri kalanlarını satacağız. Tamam. Şimdi gidip rapor vermem lazım galiba. Aynen, lonca başkanıyla konuşup ödülünü al. Ymiria sen şu ekipmanını bir değiştirsene. Aynen öyle. Daha kaliteli ekipman al. Zırhı falan artmış olsun. Paslı Nord kılıcı, Nord kılıcı. Çiftel balta veremem sana zaten ya. Çiftel baltayı nasıl kullanacağım? Aleyküm selam Baydet. Hoş geldin. Uzun kasap palası. Bilmiyorum. Güzel itemdir belki. Şimdi hemen buradan bizimkiler var ya. Nord böyle bir ortalığı karıştırıyor gibi. Şehir görevlileri bizi besler herhalde ya. Haberci sana mühürlü bir mektup verdi. Suno şehrinde düzenlenen turnuva.
İcabet ederiz baba. İcabet ederiz turnuvaya. Lonca başkanı, reis. Hallettim görevi. Ne kadar para verdin? 2000 tecrübe, 1000 dinar. Tamam. Tamam. Eyvallah. Başka bir görev var mı bana? İşletme amaçlı toprak falan alamıyoruz zaten. Sumo şehrindeki turnuvaya bir icabet edelim ya. Aa bekle, 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 bekle. İşime yaramayan materyalleri bir şurada satayım da. Bunduk, reis, sıkı dur. Oğlum beni korkutuyorsun bunduk. Aslanım bunduk be. Aslanım bunduk be. Sırtımı sağlam adamlara emanet chat. Biraz fazla karanlık. Benim için de fazla karanlık bu. Bilmiyorum nasıl aydınlanacak. Teşekkür ederim Senen. Senin de eline sağlık. Kolay gelsin. Nasıl bunduk iyi değil ya? Bunduk koruma kanka. Aa, güzel indirdik adamları. Ve level aldım. Çeviklik. Bir tur daha çeviklik. Atletizm var. Silah ustası var. Kalkan nadiren kullanacağım. Kalkanı şimdilik alalım ya. Biniciliği falan da alalım. Teker silahla silah fırlatmaya ver. Lan pazara gidecektim. Adamlar bastı, şey yapamadım ya. Ve Kral Ragnar'ın cebine koyayım mı? Ardacığım neler diyorsun? Neler diyorsun koskoca kralın cebine koymalar falan? Şu yedek dursun. Daha iyi zırh mırh buluruz. Tamam, bu yedek dursun. Yemeğimiz gayet iyi. Silah. Ağır kısaltılmış balta. Çift elli. Orak. Dengeli nord kılıcı. Tekel muharebe baltası. Abi kalkan takacaksak da balta kalkan takacağız değil mi? İşi usulüne uygun yapacağız yani. Balta kalkan ama yuvarlak kalkan. Yuvarlak kalkan. Tam böyle bir Viking esintisi. Çökmüş atları falan fırlat gitsin. Şu yedek silahım, bu yeni biri gelirse diye zır. Tamam. Buradan Suno şehrindeki turnuvaya doğru bir koşturalım ya. Ortalık alev alev yanıyor galiba ortalık. Koyazacım hayır, herhangi bir şey gelmemiş. Son bakanları kontrol ettim. Şu an kim kimle savaşta? Taraflar, Rodok, yok Nord. Nord'la Swadia birbirine giriyor ya. Nord'la Swadia birbirine giriyor. Geri kalanlarıyla ateş kesmenem var. Suno şehrine doğru ilerlesene, bir şu turnuvaya katılalım. Ya turnuva çok iyi bir şey. Hem para kasıyorsun hem yeteneklerin gelişiyor. Bak şehir görevleriyle falan iyi sermaye de yaptık. Böyle sağlam şehirlere işletmeler falan da açarız. Gel bakayım buraya. Ben bir iki dakika kamerayı kapatayım hemen. Oy. Amanın. Geldim tekrar. Kardeş hani Suno şehrinde turnuva vardı ya. Tamam. Kont Klargus turnuvaya davet etti. 11 gün var. 11 gün sonra mı başlayacak? Peki Kont Klargus Suno şehrine beni niye davet etti? Burada biraz bekleme adam. Şu an beni alacaklarını zannetmiyorum ya Nordların. 8 katılımcıdan oluşan 4 takım. 10 puan kazanacağına 150 bahis koydun. Abi her türlü çarpışırız. Her türlü çarpışırız. Oy! Ya kapalı alana at yakışmıyor be. Kapalı alana at yakışmıyor. Aman! Aman! Beni bırakın ulan! Kapalı alana at yakışmıyor be. İn aşağı. Arkanı kolluyorum kardeşim diyecektim. Kollayamıyorum. Evet az önce Ymiria'yı dövmüşüz.
Bu arada farkında mısınız bilmiyorum. Silah kullanım hünerimiz gitgide gelişiyor. Yani bu savaşlar bizim silah kullanım oranımızı da geliştiriyor. Bayağı güzel kullanıyoruz silahı ya. O ne? O ne öyle? Peki bir şey soracağım. 3 tane menzilli adama karşı ne yapabilirim? Pusup bekleyebilirim abi. Yavaş. Peki fırlatma silahları sınırsız mı? Tamam, sorumun cevabını aldım. Fırlatma silahları sınırsız galiba. Of. Of 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 of. Yani beni bayağı bir yıprattılar. Kesinlikle yıprandığımı hissettim. Ne biçim vuruyorlar? O ne? O ne öyle? Bizim salakların hepsi karga alıyor. Yemin ediyorum hepiniz tam bir avelsiniz ya. Bu herif bizdenmiş. Şu da mı bizden? Onlar kim bizden? Kim bizden değil? Şunlar az önce bana cirit attığına göre kesinlikle bizden değil diye düşünüyorum. Bunduk. Adamın kalkanına falan çarpıyor. Ay. Bizden değil mi şu herif? Arkadaşlar ben kırmızı yeşil renk görüyorum. Şu an inanın benim için her şey çok daha zor. Ben önüme gelene vuruyorum sadece. Kılıcı bir oraya bir buraya, bir oraya bir buraya. Tek emin olduğum şey mavilerin ölmesinin gerektiği. Sen bendensin. Ya bu arada buraya biraz ışıklandırma lazım ya. Onu nasıl ayarlayacağız? Ses güzel, şey güzel. Delici kesici monitör gamma ayarı. 2.30'a çıkarsak monitör gamma ayarını. Gölge kalitesi, shader quality, HDR mod falan. Bunlardan birini mi açacağım acaba? Bitki gerçekçi gölgeler. Tam ağaç detayı yüksek. Karakter detayı, kan lekeleri bilmem ne. Bir parça daha fark etti gibi sanki. Bir parça daha fark etti gibi sanki. Parlaklığı açınca bir parça daha halletti. Quezza geldi desteğin dostum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Okuyacağım hemen. Okuyacağım. Şu turnuvayı atlatayım. Çok teşekkür ederim bu arada. Sağ olasın. Abim birazdan işe gideceğim. Şimdiden iyi yayınlar. Severek izliyorum seni. Project Zomboid'in beta sürümünden önce oynamadın diye hatırlıyorum. Warband bitince bakarsan sevinirim ama daha gelişmiş yeni itemler, grafikler vs. istersen modları da anlatabilirim demiş. Quezza'cığım biz bayağı Zomboid oynadık paşam. Çok teşekkür ederim desteğin için, sağ olasın. Omuzum ağrıyor bu arada, kusura bakmayın. Biz bayağı oynadık şeyi, Project Zomboid'i. Yani modlu da oynadım, modsuz da oynadım. Yeni grafik sürümüyle de oynadım. Ya sağ olasın paşam, yani ben Zomboid'e tokum. Adam gitti, bağışı şimdi geldi. Yo, şimdi geldi. Yani şimdi attı. Mod değil, beta sürümü. Oynadık paşam, beta sürümlerini de oynadık. Oy. Yavaş, sakin. Bir saniye. Bu haritada bir tek ben yokum, farkındasınız. Değilsiniz. Anladım. Arada sanırım böyle bir kalkan da almalıydım diye düşünüyorum ama... Hoppacık, yat aşağı. Jeleka şehrinden Sörhal. Bak, atletizm yeteneğimizin geliştiği nasıl da belli oluyor. Gelişmiş atletizm yeteneği sayesinde çatır çatır map'in bir ucuna bir diğer ucuna, bir o ucuna bir bu ucuna. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ama atletizm yeteneğini falan fullleyeceksin. Çarı 10 numara yapacaksın ya. Çiftel silah bence de süper bu arada. Sea. Yat aşağı. Benim daha silah kullanım hünerlerim. Abi
Oyun günüyle falan çok az zaman geçmesine rağmen 178'e kastım. Turnuvalar çok etkili. Hem skill kasıyorsun hem para kasıyorsun. Hızlı gelişebiliyorsun. Ben bu moda bayıldım ya. Ben bu moda bayıldım. Bir de hani o turnuvalardaki tek yeme mantığı ortadan kaldırılmış ya. O benim çok hoşuma gitti. Nereye gidebilirim acaba ya? Ya o benim gerçekten çok hoşuma gitti. Yani normalde ayakta kalman gerekiyordu sadece. Şimdi puan alman gerekiyor. Mis gibi gerçekten savaşanların kazandığı ve gereken adamın ödül aldığı bir sistem olmuş bu. 10 numara da olmuş, ne diyeyim. Yat ulan aşağı. Kılıç kullanım öneri gitgide artıyor. Milleti gitgide dövüyorsun. Diplomasi Littum modu babuşum bu. Diplomasi Littum modu mükemmel bir mod bence. Abi eline bir de büyük böyle keskin bir kılıç ya da balta aldığını düşün. Şapır şapır şapır. Evet evet bak şapır şapır. Fadır patır patır. 4 tane onlar var değil mi? Tamam onlar 4 kişiler. Bana fokuslanma. Süpersin. Öteki de öldü. O da öldü. Diğer adam bizden galiba. Evet götünü bana döndüğüne göre bizden. Level mi aldım? Galiba level aldım ha. Altın ham kazandık. Level alındı. 5. turdayız. Daha savaşmamız gereken turlar var. Abi bizim grup bir burada kalsa ya. Bizim grup burada bir defansta kalsın. Millet bir birbirini yesin. Gerçi böyle ortalık biraz fazla karışıyor galiba. Evet, ortalık bir parça fazla karışıyor gibi. Ok şimdi, o ona niye headshot attı? Nani? Nani? O ses neydi öyle? Ama şimdi olmaz ki. Easter egg o. Şu son turu da savaşalım da gidin dalın kime dalıyorsanız ya. Vuruş hızımız falan da artıyor gitgide ya. 178'di. 182 seviye oldu bak çifter silah kullanım öneri. Biz sarı taraf mıyız? Galiba sarı takımız abi. Gelin ulan. Turnuvada falan da ölünce başkasının şeyine geçiyor muyuz acaba? Karakterine. Muhtemelen geçilmiyor. Vallahi güzel. Bahislerimizi yaptık. Kazanacağımızı kazandık. Turnuvayı bitirip 1860 dinar ödün, 900 tecrübe, 40 nam. Abi mis gibi bir şey değil mi ya? Mis gibi bir şey değil mi ya? Gerçekten çok iyi. Yani 1800 dinar para almak falan filan hakikaten çok iyi. Seviye de aldık üstelik, yanlış görmediysem o seviyeyi de veririz. Ekmek değil de elma al bakayım şuraya. Yemeğimiz gayet iyi. Silah tüccarına gel. Abi şöyle bana büyük bir kılıç var ama keskin böyle çok vuran bir şeyler lazım. 10k para yapmışız lan. 10k para ne hızlı oldu öyle. Abi karakter gelişimine zeka ver, talimci becerisini arttıracağım.
İz sürme, taktik falan bunları arttırmama gerek yok sanırım. İkna mı versem acaba ya bir seferlik? İknaya da gidelim. İkna, talimci, efendime söyleyeyim ondan sonra tekrardan böyle silah ustası falan filan ya da iknaya vermek yerine bekleyip çevikliği 15 yaptıktan sonra buraları falan mı beşlemeye çalışsam? Dur şimdilik bir skill puanları beklesin ya. O skill puanları beklesin şimdilik. Bu arada Suno şehrinin loncasıyla görüşüp buranın da görevini alabiliriz. Suno'nun lorduna git. İyi duruyoruz bu arada ha. Baba selamun aleyküm. Ben Babuştuz. Oyunlara katılmış olmam bizim için bir şerefti mi? Eyvallah abi, görev var mı abi? Evet. Anlat biraz daha. Evet. Evet. Abi abi eyvallah. Eyvallah ama ben senin komutana paralı asker olarak girmem. E gideyim Ragnar'ın komutasına falan gireyim yani paralı asker olacaksam da. Gider Ragnar'ın komutasında paralı asker olurum. Şu Tyr şehrine doğru falan bir gidelim. Biz Nord'uz baba. Biz Nord'uk, ötesi yalan yani. Bir de tek seferlik 300 sonra taksit ödeyeceğiz falan. Yakışmıyor be. Yakışmıyor be. Şöyle şuralardan da adam toplayalım. Şimdi aslında bu oyunun daha ilk kısımları. İlerleyen kısımlarında oyun açıldığında falan çok çok daha iyi şeyler olur diye tahmin ediyorum. Hani fetihlere falan başladığımızda. Çünkü seri farmlayabiliyorsun abi. Seri farmlayabildiğin için olay mükemmel. Kardeş görev yok mu ya? Aslında bir saniye, 10k param var değil mi benim? Ama ölürüm ya, nefesim kokar. Bak biraz daha para kasıp Sargo şehrinden bir şeyler alalım. Sargo şehrinden bir işletme alalım abi. Biraz daha para kasalım. Onun için ne yapalım misal? Tyr şehrine doğru bir gidelim. Tyr şehrinden görev alalım. Bize bir tık daha para lazım. En azından hani askerlerin maaşlarını falan ödeyelim, anladın mı? Bir tık daha para lazım bize. Nord acemisi. Biraz daha Nord diyesi verebilirsin. Şunları da Nord okçularına çevir. Henüz Lonca Başkanı ile görüşmedim. Bir tur gidip görüşmek gerekiyor o zaman. Gemi yaptırıp korsan kesmece de güzel olabilir. Bilmiyorum ya. Lan bunduk ne yapıyorsun? Bunduğa da bir at verelim ileride. Ayıptır ya. Adam amele gibi koşturuyor etrafımızda. Çocuğa da ileride bir at verelim. Lonca Başkanı nerede olur? Olsa olsa buralarda bir yerde olur diyeceğim de. Buralar daha böyle esnafımsı. Tamam, Lonca Başkanı bu. Reis selamun aleyküm. Görev. Bira teslimatı. Yaparız. Emrin yaparım. Nereye götüreceğim biraları? Onu da dinleyeydim keşke. Halmar şehrine. Oğlum Halmar şehrine... Gideriz ya, gideriz ya. Bir şey olmaz. Biraz para toplayalım, işletme alayım. Belli bir geliri oluşturalım. Belli bir geliri oluşturduktan sonra hani orduya... Abi adam gidiyor mu gitmiyor mu? Neredesin? Ekran niye sabit kaldı? Kaç günüm var? 7 gün. Halmar şehrine 7 gün. Beni haydutlar falan da çevirmez. Şu Halmar şehrine doğru ilerle bakayım. Oyunun biraz sesini mi açsak? Hiçbir şey çıkmadı be. Oo, Dihrim şehrinde Vayegir orduları Dihrim şehrini kuşatma altına almış. Ateşkes anlaşmaları imzalandı. Hacı abi selamun aleyküm. Kavgacı sarhoş. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Silah çekip öyle gidiyor. Eşşi ol eşeğe bak. Bak 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 bak. Koşuşa bak. Hancı.
Kendim ve askerlerim için şarap ve bira mı? Al 7 tane bira. Biz 200'e çalışıyoruz zaten. Biz 200'e çalışıyoruz. Adamın isteğine bak. Ymiria yeteneklerinden bahset bana. Zeka, bir tık daha zeka. Cerrahlık, ilk yardım, yara bakımı. Buraları fullleyeceğiz komple. Tekel silaha doğru gidebilirsin. Şimdi oradan bir işletme almanın zamanı geldi gibi. Bir iki avcı daha ver. Biraz daha Nordia'sı ver. Bizim ordular da kendini geliştiriyor yavaştan. Kelle avcıları devreye geziyor. Pekala. Gidelim bir ilk işletmemizi alalım ya. Peki Sargot şehrinde bize en çok para kazandıran işletme ne olur sizce? Kergit'le Vayagir birbirine girdi. Kurundar'ı Nord mu aldı? Helal lan size. Sargot'ta bize en çok parayı hangi işletme sağlar? Yani genel olarak Nord'da. Kadife normalde Svadya tarafında falan bayağı iş yapıyor bildiğim kadarıyla ama. Ya genelde hep Kadife zaten şey oluyor. Overpower oluyor. Sürekli Kadife atölyesi açarsan tekliyorsun. Görev var mı? Kervana eşlik edecek birisi. 242. Tamam, kervana refakat ederiz. Şimdi sen bana işletme amaçlı bir toprak ver. Direkt bir Kadife'yi deneyelim. Abi Kadife 353 dinar para bırakıyor bak. Kadife 353 bırakıyor. Şarap. Şarap 124 bırakıyor. Bira. Bira 178 bırakıyor. Her zaman Kadife. Oğuz abi hoş geldin. Kadife en iyisi mi? Demir olabilir belki. Ekmek, şarap, zeytinyağı. Zeytinyağı. Zeytinyağı 250. 4500 açılıyor hem de. Hepsi karlı aslında ya. Deri. Deri 286. Her türlü kadife alacak gibi. Demir eşyalar 286. Yünden kıyafet 120. Aslında demir eşyalar falan da bana makul geliyor. Çünkü o işletmenin hani açılma parasıyla ötekinin açılma parası biri değil. Ve her türlü kadife alıyor galiba ya. Ekmeğe de bakalım. Bir ekmek 156. Her türlü kadife ya. Adam akıllı para istiyorsak mecbur kadife koyacağız yani. 353'ten kadifeyi şey yapacağız, alacağız. Zeytinyağı 250. Ya bilemiyorum abi, 10.000 verip de 353'te kazanmak istemiyorum ya. Neyse, şu kervana refakat edelim. Duruma göre ayarlarız. Hacı selamun aleyküm, ben refakat edeceğim sana. Beni takip et. Nereye gideceksin? Jelkala. Tamam, gel gideriz. Jelkala aşağılardaydı. Aşağılarda nerede? Şeyde. Jelkala. Rodonura. Ya Nordların tarafında olacağımız için çocuğu bekle lan arada. Oo, kaybolma. Nordların tarafında olacağımız için hani gidip başka yerden de işletme açmak istemiyorum işin esasında ama. İyi, adamların hızları da bize yakın. Jelkala'yı geçtik galiba. Gel benimle, gel 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 gel. Son gaz, son gaz. Son gaz, önde haydut var, onlara dikkat. Önde kaçaklar var, onlara dikkat. Defolup gittiler, güzel. Yürü Jelkala'ya doğru. Hadi oğlum, son tur. Tamam, gir buraya. Tamam, içeride hareketlerine dikkat et koçum falan demiyorlar. Güzel. Ymiria level 5 oldu. Ymiria takır takır level alıyor. Takır takır level alıyor. Yeteneklerinden bahset bana. Al bir dal daha zeka. Cerrahlık, yara bakımı. Ben envanter yönetimi de verdim değil mi Ymiria'ya? Ymiria'ya verdiğim envanter yönetimi ne işe yarayacaksa.
Abi talimlinin ortayası ol, Nord okçusu ol. Seni de yaya yaparız. Güzel, iyi kötü bir birliğimiz var ya. Ama nerede hangi işletmeyi alacağım işte? O soru işareti. Bunduk level aldı. Tam boş yapma. Tir şehrini falan denesek. Kont yine bana Suno şehrindeki turnuvayı övüyor. Tamam, bir tur daha turnuva yaparız ya. Bir tur daha turnuva yaparız. Hatta Suno'dan alalım işletmeyi, en olmadı. Abi yemek falan tükenmiş ya. Ben bir gideyim yemek alayım. Her işte bir hayır var. Demek ki bütün parayı şeye bassak, domuz eti yemeyiz. Üzüm de az gelir. Bütün parayı bassak demek ki sıkıntı yaşayacağız ya. Yo, turnuva bildirimlerini kapatmama gerek yok. Hatta geldiği daha iyi. Ne güzel para kasıyoruz. Kendimize çeki düzen veriyoruz. Dengeli uzun battal kılıç. Çentilmiş çift el kılıç. Silah erimi 120, hız 96. Ay, yeni bir kılıç almanın vakti geldi de geçiyor bile. Yeni bir kılıç almanın vakti geldi de geçiyor bile. Yani bilmiyorum, kılıç bana şu an çok sempatik gözüktü. Kılıç bana çok sempatik gözüktü abi, bilmiyorum ya. Evet, Suno'dan savaşta olunca para alamayacağız, o da var. Ama şey yapalım, niye yatırım yapıyoruz ki? Bütün parayı depolayalım kendi üzerimizde, girelim milletin komutasına. Takır 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 yardıralım abi. Savaş direkt, gir savaşa, gir savaşa. Ya kıç kadar alanda at kullanıyorsunuz, yemin ediyorum fitil ediyorsunuz beni ya. O yeni aldığım kılıcı da bir test edeceğim. Oh. Hiç ayağa kalkma, hiç ayağa kalkma. Ben renk kör olduğumdan dolayı karıştırıyorum millete, o sorun oluyor. Şimdi maviler net düşman. Denedim. Bu kılıcı biraz yavaş mı savuruyor sanki? Bana mı öyle geldi? Yazı çıkınca senden oluyor bir çöz şunu. Ne benden oluyor Salih? Neyi kastediyorsun? Bir saniye, şu konuşma geçmişine bir açalım. Turnuvalardan falan iyi para alıyoruz. Yukarıda senin adın, puanın ve takımın yazıyor. İşte ben takımı ayırt edemiyorum kanka. Ben renk kör olduğumdan dolayı takımı ayırt edemiyorum. Yapacak bir şey yok. Şey, kameramın olduğu yeri mi kastediyor acaba o arkadaş? Orada şey yazıyor ya, kalan süre, puanlar falan yazıyor işte. Sarı takımın toplam puanı, diğer takımların toplam puanı falan. Bence oranın gözükmesi o kadar da şey değil ya. Bu arada benim bahisler 10 puanlık mı? Neyse, devam ki, devam ki direkt. Abi kıç kadar alanda atlı alanlara 5x falan ayar oluyorum şu an. Bak, mavi olunca işim kolay. Mavi ne demek biliyor musun? Karşına çıkanı yok et demek. Tamam. Kıç kadar alanda insan niye atılır ki ya? Bak, şuraya gideceğiz misal. Burayı bir kendinden geçireceğiz abi. Kasap gibi, kasap gibi.
Kaptan Gizmet da bir işe yarasa. O adamı vurdular hocam. Adamı vurdular, adamı vurdular. Böyle bir yakın tarihte birinin komutasına girsek çok tatlı olur aslında. Evet, yatırdılar beni aşağı. Yatırdılar beni aşağı. En azından ikinci tur sıralaması. Alırız, alırız ya. Atlar matlar çok girdi araya. Benim kafa biraz karıştı. Evet, diplomasi modu. Diplomasi modu. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Pandayım, sağ olasın. Kesene bereket, afiyet olsun. Benim linkimden sipariş verdiğin için de teşekkür ederim. Eyvallah. Bak, göndergeli silah kullanmak da bu oyunda çok tatlı olabilir ya. Hiç atlılarla falan uğraşasım yok. Kargı vuruşu yedim değil mi? Kargı vuruşunu atan arkadaş da buydu. O kargı vuruşunu yapan arkadaşı bir biçelim şöyle. Sağda solda başka kalan yok. Donar bıçaklarıyla dalalım. Güzel güzel, bu turdan da gayet güzel para kazandım. Abi çok tatlı paralar kazanabiliyoruz turnuvalardan ya. Silah hünerimiz falan da artıyor ama ben artık böyle bir ufaktan, yani bu turu da farm turu olarak sayalım. Ben bu turdan sonra ufaktan artık savaşlara girişmek istiyorum ya. En azından birine gidelim. Krallığa giremiyorsak bile diyelim abi, kılıcım emrine amade. Adamlara hizmetimizi sunalım. Yavaştan bir haritayı böyle şekillendirmeye başlayalım milletin kafasına vura vura. Turnuvalardan iyi kastık zaten ya. İki bölümdür falan turnuvalardan kasıyoruz işte. Ama atletizm yeteneği falan arttı. İyi oldu hocam, baksana. Ya oturduğumuz yerden gayet rahat yürüyebiliyoruz. Atlı kullanmıyoruz çünkü. Normalde ben hep atlı kullanıyordum. Bir de silah çok iyi vuruyormuş ya. Kardeş, o fırlatma silahını nasıl seri atıyorsunuz öyle ya? Kılıcın vuruşu da çok güzel. Kılıçların birbirine çarpması falan. Oğuzhan, teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Kaç turumuz kaldı? Sanırım bu turun 5. turu. Evet. Burada da bir savaş vereceğiz. 5. turun ardından... Sıradaki tur son tur zaten. Mavi olmayı seviyorum. Mavi olmak demek karşına geleni devir demek çünkü. Az önce sinir bozucusun. Bu kimmiş ya? Hiç zahmet etme, hiç zahmet etme ayağa kalkmaya. Sinir bozucu. Rengini kendin seçebiliyorsun. Ciddi misin? O zaman her zaman mavi olalım. Ortalık birbirine çok fena girdi ya, kesinlikle. Başka bir karakterin içine giremediğim için böyle izleyeceğiz sanırım. Kırmızı takım aldı milletin ifadesini. Kırmızı takıma baksana. Fırlatma silahı gelen adamlar her zaman daha avantajlı oluyor galiba. Turnuva ayarlarından mı şey yapacağız onu? Turnuva yapısını düzenle. Teker silahlar, çifter silahlar falan filan. Atları kapatsak.
Vallahi ne olur atları kapatalım lan. Böyle hiç keyfi olmuyor. Ha şöyle ya. Ay 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 ay. O zaman da millet full menzilliği mi öneriyor? Amanın. Abi. Abi yaşama şansım yok ki. Evet, 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 evet abi, evet abi, evet abi. Ananızla bacınızı üst üste... Tövbe yarabbim ya. Onu fark ettim, onu fark ettim. De atlı olmuyor be paşam. Atlı gerçekten keyifli olmuyor biliyor musun? Aman alsınlar 3 puan ya. Yine en nihayetinde ben birinci olmayacağım mı babuştusu olarak? Çok verimli savaşamadık o ayrı. Ama ya fırlatma silahları falan böyle piçiyor 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 tepemizden geçiyor. Atlılar yok be, atlılar daha iyi değil ya. Atlılar daha, gerçi daha iyi, daha iyi. Full menzilli olması full menzilli olması daha kötü. Atlılar daha iyi. Şu adamla gidip bir tekrar konuşsaydık. E turnuvada lady'ler falan olurdu normalde. Ben hiç buralarda lady göremedim. Daha gerçi baş göz edilmemize var da. Hacı ne yaptın? Oyunlara katıldık evet. Artı 4 puan mis. Artı 4 puan mis. Nordus ağırlıklı olarak Swadia'ya yürüyoruz ama olsun. Şu orman aydutlarını bana bir versene ya. Şu orman aydutlarını bana bir tur ver. Gece yarısı dalmak istemiyorum ya. 3.1 ile kovalıyoruz. Sabah olsun öyle dalalım. Evet adamlar uçtu. Lan bırakın da beni şunlara bir gireyim. Adamlar bir gündür falan benden kaçıyorlar büyük ihtimalle. Şu kılıcı bir deneyelim ya. Herkes bir dursun abi, herkes bir dursun. Şu kılıcı bir deneyeceğim ya. Yeni aldığımız kılıcı bir denemeyelim mi? Bunların hepsi şey miydi? Okçu muydu? Galiba okçuydu. Lady'leri sen alayım, Mirya'yı ben alayım. Değilmiş, güzel. Gelin ulan. Of. Of. Ay. Bak işte, işte dediğim bu. Aradığım lezzet bu ya. Aradığım lezzet bu abi. Aradığım lezzet işte bu. Tamam hepiniz saldırın şunlara ya. Çok yaşadılar. Bazen hala oturtamadığım oluyor ama. Olacak o kadar ya. Abi kale savaşları benim için çok eğlenceli olacak biliyor musun? Kale savaşları benim için çok eğlenceli olacak. Bir düşman mı kaldı? Yiyin abi onu. Üstümüz başımız kanla katlı ama. Adamları kılıçtan geçiriyoruz be. Al gruba kelle avcılarını. Olur, olur. Kelle avcılarını da al gruba. Bunları Nord savaşçısı yap. Şunlardan okçu kasmaya devam et. Eşya havuzunda alacağımız bir şey olduğunu zannetmiyorum ya. Bırak gitsin, buranın eşya havuzundan ne gelecek? Hadi Sargot şehrine gidelim. Save alıp ufaktan çıkalım. Ondan sonra gelecek bölümde muhakkak gidip bir Kral Ragnar'ın yanına girmeye çalışalım. Hatta Kral Ragnar'ın yanına şimdiden girelim. Belki bizi böyle bir köyle möyle ödüllendirir abi. O köyle uğraşırız. Gider düşmana biraz salça oluruz. Atlı paralı asker mi, kılıçlı paralı asker mi? Paralı askerler fazla para alıyor aslında. Hiç böyle ekonomimi haşat etmeme gerek var mı bilmiyorum. Yani bir tanesine 44 altın vereceğim abi. 44 dinar vereceğim.
Gerçekten gerek var mı emin değilim yani. Sargot nerede? Umarım Kral Ragnar buralardadır. Değil. Bir yerde bir Lord'la falan karşılaşsak tatlı olur aslında. Ya da şöyle taraflar kısmından bakalım Lord'larda şey nerede Kral Ragnar. Sargot şehri. 7 gün önce Sargot şehrindeydi. Evet kim bilir şimdi nerede. Ben kendi ekonomimi bu paralı askerlerle falan batıracağım ha. Evet, sanırım Ragnar'ı beklemek dışında bir seçeneğimiz yok. Bu turnuvadan da iyi para kasamadık, o kötü oldu. Vayagir'in orada genelde çok kolay kesilebilen ve iyi item düşüren haydutlar oluyordu. En azından onlara da bir tur girelim. Bari oradan para gelsin. Köle avcılarını, köle başı yapalım, kelle avcılarını. Deniz yağmacıları. Aynen abi, aynen abi. Deniz yağmacılarında iyi para oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir turda şunları parçalayalım ondan sonra gidelim ya. Ay evet ama mekan iğrenç. Mekan gerçekten iğrenç. Yiğidim. Fena. Kenardan bir yerden geçsek hallederiz ya. Reyvadin şehrinde gizli sandık mı var? Aa samuray zırhı falan vardı oralarda hatırladığım kadarıyla. Lan diğer adamlar nerede? Piyadeye piyade gireriz de onlara. Aa babayı girersin onlara şuna bak. Okları falan var mı acaba bunların? İnattan in. Selamun aleyküm birader. Bunlar bizim adamları hafif bir çırpacak galiba. Evet, at kullanmaktansa yürümek daha kolay. Bunlar nasıl haydut? Tek yemeyen haydut mu olur? Tekel silah hünerim bok gibi ama. Evet bunda kalkanla itme mevzusu var abi ve gördüğünüz üzere kalkanla itmiyor bile. Ve sanırım burada ölüyorum. Burası benim öldüğüm sahne mi? Ama ben kalkanla misal nasıl vuracağım? Kalkanla itmek istemiyorum. Kalkanla kendimi savunurken nasıl vuracağım? Kalkanı indirmek zorundayım abi. Öteki türlü vurmuyor çünkü. Ve itmiyor da. Niye itmedi anlamadım ya. Oo, kıdemlin ort okçusu kurtardık aralarından. Bunların okçuluk yeteneği falan çok çok iyi. Küçük bir orduya sahibiz ama bu küçük ordu deneyimli. Deneyimli ve kuvvetli. Özellikle bak Nord kıdemlisi var aralarında. Nord kahramanı falan yapsan öf öf öf. 38'e 11. Tamam şu 38'e 11'lik zırhı alalım. Şuralara yemek alacağız. Cida fırlatma baltası. Şu fırlatma baltalarını alalım. Hatta balta kalkanı şuraya koyup fırlatma baltalarını şöyle bir alalım. Bu zırhları da bizimkilerden birine veririz. 36. Tamam tamam. Geri kalanlarını almaya gerek yok ya. Zaten bunların asıl olayı kestiğinde gelen para. Baksana 280 dinar falan para verdi. Gayet iyi. Kıdemli Nord okçusu gayet güzel. Şimdi galiba Ymirya'nın zırhı daha kötüydü. 35'e 9. 36'ya 11'e al bakalım. Kafalığın kaç? 38. Tamam. Senin kafalığın ideal. Bunduğa gelelim. Bunduk efendi sen ne yaptın? Ekipmanlarını göster bana önce. 37'ye 10. Tamam senin ekipmanlar falan düzgün ya. Bunduğa bir de stat verelim. Bunduğa vereceğimiz stat çeviklik statı.
Atletizm verebiliriz belki daha iyi koşabilmesi adına. Kundaklı yayları ve teker silah hünerlerini geliştiririz. Ya herkes iyi durumda yani. Ekstradan fazladan bir zırhımız falan filan var. Birine şu baltayı da veririz. Bir ayaklık alsaydık keşke daha iyi olurmuş. Şu Verçek'ten yemeğimizi alalım. Ardından save alıp salalım efendim. İlerleyen zamanlarda Ragnar'ın yanına katılmaya çalışırız.